Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 10. sınıflar temel dini bilgiler dersi 2. dönem 2. yazılı soru örneklerini bir kez daha hatırlatalım sınav öncesi. Aşağıdaki ifadelerin başına doğruysa D, yanlışsa Y yazınızdaki ilk bölümümüzdeki ilk ifademize bakalım. Her çocuk İslam fıtratı üzerine dünyaya gelir. Daha sonra ebeveyn onu Yahudi, Hristiyan veya Mecusi yapar ifadesi doğrudur arkadaşlar. Allah anne karnında her çocuğun fıtratının İslam üzerine, Müslüman üzerine olduğunu zaten yarattığında bizlere bildirmiş. Onun için cevabımız doğru diyoruz. Ölüm sonrasında ruh da beden gibi toprağa karışıp yok olup gidecektir. Yani yolu yok olup gitmek demek o zaman ahiret hayatının olmadığına inanmak demek. Böyle bir şey mümkün değil. Yok olup gitmeyecek arkadaşlar. Tabi beden çürüyecek malum et, kemik ama ruhumuz da bedenimiz gibi yok olup gitmeyecek arkadaşlar. Dolayısıyla cennet, cehennem ve ahiret hayatına inanmanın önemi de buradan geliyor zaten. Onun için bu bilgiye yanlış diyeceğiz. Bir Müslüman cenaze selasını duyduğu zaman ah vah etmek yerine inna lillahi ve inna ileyhi raciun, yani biz Allah'tan geldik şüphesiz tekrar ona döneceğiz demelidir. Çünkü ölüm gerçeği hepimizin hayatında var arkadaşlar. Er ya da geç gideceğiz. Züht, ahirete yönelmek için dünyadan el etek çekmek demektir ifadesi var. Züht kavramını arkadaşlar bu sınavda biraz fazla kavram soruları sizler için derledik diyelim. Bu kavramları lütfen bir yerlere özellikle not alın. Züht biliyorsunuz ki ahirete yöneltmek için dünyadan el etek çekmektir. Artık dünyadan maddi olarak vazgeçmektir diyelim. Fakr, dervişlik, insanın hiçbir şeye sahip olmadığının şuurunda olması, her şeyin gerçek malik ve sahibinin Allah Celle Celaluhu olduğunu idrak etmesidir ifadesi. Evet, bu da fakr ifadesiyle, kavramıyla karşılanır. Cevabımız yine doğru arkadaşlar. Dünyadan yüz çevirip dinin emirlerine titizlikle riayet eden, takva sahibi ve mala, mülke değer vermeyen kişiye sahabe denir ifadesi. Sahabe değil arkadaşlar. Bu kişinin zahit kavramıyla ifade edildiğini unutmayalım. Sahabe Peygamber Efendimiz zamanında onunla aynı dönemde yaşamış, onu görmüş, sohbetinde bulunmuş insanlar. Dolayısıyla zahittir doğru olması gereken. 6. soruya şöyle bir yanlış yazalım. Birliğin zıttı olup iki varlığı birbirinden ayırmak suretiyle parçalamaya, onların gücünü zaafa uğratmaya haset denir ifadesi. Evet, bahsettiğimiz ifade bu arkadaşlar, buraya doğru diyoruz. Dolayısıyla geçtik bir diğerine. İnsanların, özür diliyorum, suffe, temizlenme, nefsi manevi kirlerden arındırma, kusurlardan arıtıp temiz duruma getirme ifadesi suffe için kullanılmaz arkadaşlar. Bu suffe değil, tezkiye. Burada bahsettiğimiz tezkiye kavramıdır. Suffe biliyorsunuz ki Peygamberimizin Mekke'den Medine'ye hicret ettiğinde Mescid-i Nebevi'nin yanında inşa ettiği bir küçük bir 30-35 metrekare, aşağı yukarı bir boyu 30-35 metrekare de diğer kenarı, yaklaşık 1000 metrekareye tekabül eden o Mescid-i Nebevi'nin bahçesinde ayırdığı bir bölüm. Eğitim verdiği, insanlara eğitim verdiği bir bölüm suffe. Dolayısıyla burada bahsedilen kavramın tezkiye olduğundan şöyle bir doğrultarak geçelim öbür tarafa. Seyr-i süluk, bir tarikata girme, intisap etme ve o tarikatın gereklerini yerine getirerek manevi bakımdan yol alma demek ifadesi doğru mu? Önce şuna bir yanlış yazalım. Buraya da doğru diyelim arkadaşlar. Seyr-i süluk kavramının da açıklamasının bir tarikata girme ve intisap edip o tarikatın gereklerini yerine getirme olarak kastedilen bir kavram. Dolayısıyla cevabımız gayet açık diyelim ve geçelim diğerine. Burada aşağıdaki bilim insanları ve eserlerini eşleştiriniz şeklindeki ilk ifademiz arkadaşlar bahsedildiği üzerinde Cahiz, Sind bin Ali, İbn Sina, Farabi ve El-Harizmi gibi bilim insanları var. Peki bunların eseri kim? Burada Cahiz diye bahsedilen bilim insanının eseri arkadaşlar, hemen şimdi karşısına yazmamız gerekiyorsa bu Kitabül Hayvan isimli, şöyle hemen birinci, şöyle gidelim eserin yanına, buradaki sahibinin numarasını yazalım arkadaşlar. Kitabül Hayvan biliyorsunuz ki canlı türlerini anlatan bir eser. Cahiz diye bahsedilen bu İslam bilim insanının yazmış olduğu bir eser. Sind bin Ali'nin yazmış oldu arkadaşlar. Bahsettiğimiz üzerinde
Zij al sind Hind. Burada isminden de böyle ipucu alabilirsiniz. Bu bahsedilen ifadenin şöyle iki numaralı Sind bin Ali ile eşleştirelim. Onu da biliyorsunuz ki astronomi alanında yazmış olduğu bir eser bu. Zij al sind Hind. İbn Sina'nın yazmış olduğu eser bildiğimiz üzere El Kanun Fit Kitap. Bu arkadaşlar Avrupa'da bile yıllarca tıp alanında okutulan bir kitap. Dolayısıyla üçü de böyle eşleştirelim. Farabi'nin yazmış olduğu eser El Medinetül Fazıla. Buradaki Medine halkı, Medine şehri için dile getirdiği şehir görüşünü ifade eden bir kitap arkadaşlar. Buraya da bir 4 yazalım. Ve son olarak da El Harizmi'nin Kitab-ül Muhtasar Fi Hisab-ül Cebr Vel Mukabele. Gayet uzun ismi olan bu kitabında cebir ve matematikle ilgili olduğunu şöyle eşleştirerek doğru bir şekilde bu bölümü de atlatalım arkadaşlar. Geçiyoruz diğer bölüme. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorudan doğru seçeneğini işaretleyiniz kısmındaki ilk sorumuza bakalım neymiş. İslam medeniyetinin pozitif bilimler alanında gelişmeler hangi yüzyılda başlamıştır ki arkadaşlar? Ta gidelim 620'li 700-720'li yıllara, yaklaşık bir asır ki her dönem aşağı yukarı bir asır şeklinde bölünmüş. Ta 2. asra gidilmeli arkadaşlar. 620'lere, 630'lara. Burada biliyorsunuz ki Hasan Basri'ler, Rabia el Adeviyeler o dönemin önemli bilim insanları. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği olacak. Bu 3. asır yine aynı şekilde 720'lerden 820'lere, 820'lerden 920'lere de böyle 100-100-100 gidiyor arkadaşlar. Burada dönemler. Hicri 2. 3. asır olarak dönemlere ayrıldığını düşünürsek. Cevabımız Adana seçeneği bu soruda. Aşağıdakilerden hangisi İslam'ın ilme verdiği değeri ifade eden ayet ve hadislerden değildir? Soru köküne dikkat edelim arkadaşlar. Değile dikkat. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Bakın ilme verdiği değerden bahsediyoruz. Bu onlardan biri. Rabbim ilmimi artır. Onlardan biri. Kullar için Allah'a en çok saygı duyanlar bilginlerdir. İlim sahibi insanlardır. Bu da doğru. Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar bulutların geçişi için hareket ederler. Bu her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah'ın yaratmasıdır. Bu nizam ve intizam, düzenle alakalı arkadaşlar. İlim veya bilimle ilgili değil. Onun için cevabımız gayet açık. Denizli seçeneği olacak bu soru için. Geçiyoruz diğerine. Burada bahsedilen aşağıdakilerden hangisi İslami dünya görüşünde din-dünya ilişkileri hakkında yanlıştır? Evet, yanlışa dikkat çekiyor bu soruda arkadaşlar. Dünya ilk, ahiret ise son hayattır. Doğru. Dünya, din, dünya işlerine karışmaz. Neden karışmasın arkadaşlar? Dünyadaki hayatımızı yönlendiren bir inanç. Dolayısıyla yanlıştır ifadesi bu. Din, dünya içinde çalışmayı, öğrenmeyi teşvik eder. Doğru. Dünya ahiretin tarlasıdır. Evet, bu dünyada ne ekersek ahirette onu biçeceğiz. Bu da doğruyken din dünya işlerine karışmaz diyemeyiz arkadaşlar. Dünyadaki her türlü hal ve hareketimiz yine inandığımız dine göre şekillendiriyoruz biliyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi bilimin Müslüman öncülerinden biri değildir? Evet, değildir soru köküne yine dikkat edelim. Yunus Emre biliyoruz ki Müslüman bir bilim insanı. Hazreti Muhammed yine biliyorsunuz ki en önemli bilim insanı bizim için, en önemli öğretmen bizim için, ilim bilim sahibi insan bizim için. Ama Zekeriya er-Razi İranlı fizikle uğraşan bir bilim insanı arkadaşlar. Dolayısıyla Şii şeklinde İranlı Müslüman olmayan bir Fars bilim adamı, fizikçi bilim adamı. Dolayısıyla Cahiz el-Kindi biraz önce söyledik. Müslüman öncülerden ama Zekeriya er-Razi İranlı bir fizikçi olduğunu hatırlatalım. Cevabımız Ceyhan bu soruda. Bütün peygamberlerin toplumlarıyla karşılaştıkları zaman ilk mesajları aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Her peygamberin mesajının ne olduğunu şöyle genel olarak hatırlamaya çalışalım. Şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Bütün peygamberlerin ilk mesajlarından biri bu mu arkadaşlar? Bu değil. Siz dünyanın geçici malını istiyorsunuz. Oysa Allah sizin için ahireti istiyor. Bu da değil. Ey kavmim Allah'tan başkasına kulluk etmeyin. İşte burada bahsedilen bu. Kimi puta tapıyor, kimi ateşe tapıyor görüyorsunuz, biliyorsunuz arkadaşlar. Hepsinin ortak ifadesi ey kavmim, gönderilen kavimlere söyledikleri bu. Allah'tan başkasına kulluk
Etmeyin ateşe, puta, şuna buna tapmayın. Herkesin ilk mesajı arkadaşlar. Cevabımız C seçeneği bu soru için. Ey Muhammed, de ki şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de alemlerin Rabbi Allah içindir. Enam suresi 162. ayette böyle bir meal var. Peki yukarıdaki ayetten aşağıdakilerden hangisinin çıkarılması daha doğrudur? Arkadaşlar bu ayetten ne anlıyoruz? En doğrusu bizden istenen bu. Namazı Allah için kılarız. Bu değil arkadaşlar. İslam insanın bütün hayatına müdahildir. Bakın ne diyor? Benim namazım, ibadetim, yaşamım, ölümüm, her şeyim. Dolayısıyla bütün hayatıma müdahildir diyoruz. İşte vurgulanan bu. Allah alemlerin Rabbidir. Hayatı kendimiz için yaşarız. Arkadaşlar bahsettiği ifade diğerleri de geçerli ama bu açıklamada, bu ayette İslam'ın insanın bütün hayatına müdahil olduğu, bütün hayatın içinde yaşadığı ifadesidir. Cevabımız Bursa seçeneği olacak bu soru için. Geçiyorum 7. sorumuza. Bireysel hayattan toplumsal hayata, hatta uluslararası ilişkilere varıncaya kadar onuru korumanın yolu nokta nokta eksen alan yeni bir iktisat anlayışı ortaya koymaktan geçer. Burada bahsedilen kavram parayı eksen alan değil arkadaşlar. Zenginliği eksen alan, merkez alan, çalışmamayı merkez alan diyemeyiz. Dini ve ahlakı eksen alan, merkez alan yeni bir iktisat anlayışı ortaya koymaktan geçer diyoruz. Cevabımız Denizli seçeneği bu soruda. Allah'a karşı sorumluluk bilinci aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilirse doğru olur arkadaşlar. Biz Allah'a karşı sorumluluk bilincini hangisiyle ifade ediyorduk? Tabii ki takva ile arkadaşlar. Zühd, riyazet ve fedakarlık bahsedilen o bilinç değil. O bilincin ihlaslı, samimi, içten kalben Allah'a karşı olan sorumluluk bilincinin takvadan yana, takva kavramıyla açıklandığını bir kez daha hatırlatalım sizlere. Sahip olma içgüdüsü aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilirse doğru olur? Evet, sahip olma, zenginlik, hırs, cimrilik, açgözlülük. Burada bahsedilen sahip olma içgüdüsü zenginlikle ifade edilirse doğru olur. Çünkü zengin insan hemen hemen her şeye sahip dünyada. Hırs, cimrilik ve açgözlülüğün sahip olmayla bir alakası yok arkadaşlar. Cevabımız Adana seçeneği gayet açık bu soru için. Sosyal bünyeyi sarsan aşırı hırs, israf, kanaatsizlik gibi her biri dünyevileşmenin belirtileri olan ahlaki değersizliklere karşı aşağıdakilerden hangisi çözüm olamaz ifadesi var? Soru köküne dikkat edelim. Hangisi çözüm olamaz arkadaşlar? İktisat çözüm olur, kanaat çözüm olur, tevekkül ve bencillik var. Burada bahsettiğimiz ifade, bakın hangisi çözüm olamaz? Soruyu tekrar okuyalım. Sosyal bünyeyi sarsan aşırı hırs, bakın bu önemli. İsraf, kanaatsizlik gibi her biri dünyevileşmenin belirtileri olan ahlaki değersizliklere karşı aşağıdakilerden hangisi çözüm olamaz? İktisatlı yaşamak çözüm olur. Kanaat çözüm olur. Tevekkül ve bencillik. Arkadaşlar bencillik çözüm olamaz. Tevekkül yine siz çalışırsınız, her şeyi Allah'a bırakırsınız. Budur, bu çözümlerden biridir ama bencilliğin böyle bir çözüm olma şansı yok. Onun için cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar bu soru için. Geçiyorum bu sayfadaki son sorumuza. Dünyaya ve maddi menfaate değer vermemek, çıkarcı, menfaatperest ve bencil olmamak, kalpte dünya ve çıkar kaygısı taşımamak, kanaatkar olmak, nefsi kötülüklerden arındırmak demektir. Biz neyin tanımını yaptık arkadaşlar? Tabii ki züht hayatı, bu hayat çeşitlerinden, yaşanan hayat çeşitlerinden züht hayatıdır burada bahsedilen. Çünkü dünya hayatı, İsar ve bencil hayat var. Bencil hayat zaten olamaz. İsar da zaten arkadaşlar cömertlik demek. Burada bahsedilen züht hayatıdır kavram olarak. Cevabımız Adana seçeneği diyoruz bu soruda. 12. sorumuza bakalım. 12. soruda yaratan Rabbinin adıyla oku. O insanı alaktan yarattı. O oku senin Rabbin en cömert olandır. O kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Alak suresi 1 ve 5. ayette bunlar söylenir. Peki yukarıdaki ayetlerden aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz ifadesi var? Soru köküne dikkat edelim. İslam dini ilim öğrenmeye önem vermiştir. Evet, bilmediğini öğreten diyor. İslam ilk defa kara cahilliğe savaş açan bir dindir. Bu da aynı şekilde doğru. Sadece ilim değil, hayatı, evreni, kendini, her şeyi oku demektir. Bu da doğru.
Okumak kolaydır ancak yazmak zordur. Yazmanın zorluğu ile ilgili bir şeyden bahsetmedi. Onun için cevabımız Denizli seçeneği bu soruda arkadaşlar. Evet, daha kısa ve net bir soru. Uygulamaya yönelik olan yaşadığımız dünyada insan, hayvan, bitki, ay, güneş, yer, gök gibi varlıkların bilinmesi hangi bilgi türüne girer? Subjektif, tarafsızlık bilgi değil, nedensellik, teorik, öznel değil, pratik bilgi grubuna girer arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan öldükten sonra bütün amelleri kesilir demiştir. Ancak şu üç şey müstesna demiştir ve nokta nokta görüyorsunuz orada bir boşluk var. İnsanın amel defterini açık tutan bu üç şey aşağıdakilerden hangisi arkadaşlar? Biliyoruz ki biz onun faydalı bir ilminiz varsa geride bıraktınız ki inşallah bu çektiğimiz videolar biz gittikten sonra da izlenecek. Dolayısıyla faydalı ilim var. Mal mülk. Dünyadaki malın mülkün seni öbür tarafta hiçbir şekilde kurtarmayacak arkadaşlar. Onun üzerine çizdik. Hayırlı evlat. Arkanızdan bir Fatiha, Yasin okuyacak bir evladınız var mı? İşte dünyadaki en şanslı kişilerden birisiniz. Buna da şöyle bir yuvarlak içerisine alalım. Sadaka-i cariye dediğimiz işte bahsettiğimiz şey bu. Sadaka cariyeniz varsa, hayırlı bir eşiniz varsa, bakın şimdi hayırlı bir eş arkadaşlar sadakayı cari olarak ifade edilmez. Onu da şöyle bir ifade edelim. Ama sadakayı cariye dediğimiz gibi bir okul, cami veya herhangi bir yapıdınız varsa bunlar size öldükten sonra da sevap getirecektir. Dolayısıyla 1, 3, 4 seçeneği gördüğümüz üzere Denizli seçeneğinde karşımıza çıkmış. Evet, Allah sadakayı cariye sahibi insanlardan olmayı nasip etsin hepimiz arkadaşlar bu dünyada. Diyoruz ve geçiyoruz diğerine. Darül Erkam nedir? Fazilet sahibi mi? Kabirin diğer adı mı? İslam görgü sistemi mi? İslam'ın ilk yıllarında bir eğitim ve öğretim merkezi. Arkadaşlar biliyorsunuz ki İlk yıllarda Peygamber Efendimizin toplantıları gizli yapılıyordu. Bu toplanılan evlerden biriydi. Bu Darül Erkam. Dolayısıyla aynı zamanda bir eğitim öğretim merkezi olarak da kullanılıyordu. Onun için cevabımız Denizli seçeneği bu soru için. İslami ilimlerin öğretildiği ilk örgün eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir? İlk bahsedilen ilkse bunu direkt Mescid-i Nebevi'nin yanında peygamberimizin yaptığı Suffe denilen bölüm. Orada eğitim görülenlere de, görenlere de Ashab-ı Suffe denildiğini bir kez daha hatırlatalım arkadaşlar. Peygamberimiz zamanında okuma, yazma ve Kur'an öğretmeni olarak Suffe okulunda görevlendirilen ve yabancı dil öğrenmesi önerilen sahabe kim? İlk görevlendirilen sahabenin Zeyd bin Sabit olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Peygamberimiz ona yabancı dilde öğrenmesini tavsiye etmiş. Dolayısıyla cevabımız Bursa, bu sahabeyi unutmayın. İki nimet vardır ki insanların çoğu bu nimetleri kullanma konusunda aldanmıştır. Bunlar nokta noktadır. Hadisine göre noktalı kısım aşağıdaki seçeneklerden hangisiyle doldurulmalıdır ifadesi var. Zenginlik ve hayat mı arkadaşlar bu nimet? Bahsedilen nimet hayır. Sağlık ve gençlik midir? Hayır. Sağlık ve hayat mıdır? Değil ama sağlık ve boş vakit. İşte bu peygamberimizin bahsettiği hadiste size iki nimet bırakıyorum diyor ya. Biri sağlık, diğeri de boş vakit. Bunları boşa harcamayın diye öğütlemiş. İslam'a göre yakın akraba ile iletişim halinde olmak, akrabalarla konuşmak, onları ziyaret etmek, halini hatırını sormak, ihtiyacını gidermek varsa eğer, bütün bunları karşılayan kavram biliyorsunuz ki arkadaşlar sıla-i rahim olarak ifade edilir. Adab-ı muaşeret, görgü kuralı, mehir, erkeğin kadına boşanırken vermeyi taahhüt ettiği şey o değil. Ehl-i Beyt yine peygamberimizin aile insanları, halkı bu da değil ama sıla-i rahim işte bu yakın akraba ile iletişim halinde olmayı, onları koruyup gözetip ziyaret etmeyi ifade eder. Sıla-i rahim kavramı. Dolayısıyla cevabımız belli oldu bu soru için. Geçiyorum diğerine. Peygamberimizin tebliğ ettiği İslam dininin en önemli amacı nedir? Evet, dinimizin en önemli amacı arkadaşlar insanları birleştirmek değil, Kureyşleri putlardan sakındırmak değil, Arapları geliştirmek değil, yalnız Allah'a kulluk yapmayı sağlamak her peygamberin kendi kavmine söylediği bu ilk ve en önemli mesaj arkadaşlar. İlk medreselerin Türklerin hakimiyeti altında bulunan şehirlerde açılmış olması bize neyi gösterir? Tabii ki medrese eğitimle alakalı olduğu için arkadaşlar eğitim öğretim faaliyetlerine büyük önem verdikleri, Türklerin zekasına hiçbiri Türklüğün üstünlüğü gibi bir durum söz konusu değil. Eğitime ve öğretime büyük önem vermiştir Türk devletleri. Dolayısıyla medreselerin yapılma sebebi budur arkadaşlar.
Tarihsel süreçte Anadolu Selçukluları, beylikler ve Osmanlı Devleti zamanında medrese sistemi hem güçlenmiş hem de programlarını daha zengin hale getirmiştir. Medreselerdeki çeşitliliğe ihtisas medreseleri de eklenmiştir. Peki aşağıdaki hangisi ihtisas medreselerinden biri değildir? Yani üniversite babında eğitim görülen bir medrese değildir ifadesi var arkadaşlar. Darül Tıp, Tıp Fakültesi bunlardan biri. Darül Kütüp arkadaşlar bir medrese veya üniversite tarzında bir eğitim kurumu değil. Biliyorsunuz Darül Kütüp Şam'da kurulan bir kütüphane ismi. Dolayısıyla burada ihtisas medreselerinden biri değil. Darül Hadis, hadisle ilgili eğitim veren yer. Darül Kura, aynı şekilde Kur'an'la ilgili. Ama dolayısıyla cevabımız B seçeneği olacak. Çünkü bir kütüphane ismi Darül Kütüp Şam'da bulunan arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi temel dokunulmazlıklarımızdan olup ortadan kaldırılması haram olan ve koruma altına alınan 5 temel haktan biri değildir? Soru köküne dikkat edelim. İlmin korunması, neslin korunması var. Canın korunması, aklın korunması, dinin korunması var ama ilmin korunması, ortadan kaldırılması haram olan ve koruma altına alınması gereken o 5 temel haktan biri değil arkadaşlar. Onun için cevabımızı Adana seçeneği olarak işaretleyelim ve gelelim artık son 3 soruya diyelim bu video için. Evet, sabırla dinlediniz biliyoruz. Sınavlarınızda eminiz çok işinize yarayacak arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi aile içi iletişimle ilgili bir içerik taşımaktadır? Bakalım hangisi? Ey insanlar, akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Nisa suresi 1. ayette böyle bir şey diyor. Bu aile içi değil arkadaşlar. Sosyal bir mesaj. Komşusu açken tok yatan bizden değildir. Yine aile içi bir durum değil. Yakın komşuya, uzak komşuya iyi davranın. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Bu da israfla ilgili bir şey. Biz insana, ana babasına iyi davranmayı tavsiye etmişizdir. Bakın aile içi iletişimle ilgili dediği için cevabımız Edirne seçeni arkadaşlar. 24. soruda diyelim ve geçerim bir başka soruya. Çünkü burada hangisi aile içi iletişimle ilgili bir içerik diyor ya. Bahsettiğimiz ana babasına iyi davranması. Dolayısıyla aile içi iletişimdir. Cevabımız Denizli seçeneği 24. soruda. Son 2 soruya doğru gidiyoruz artık. Basra'da doğmuş ve eğitimini Bağdat, Şam ve Kahire'de tamamlamıştır. Matematik, astronomi, fizik, tıp ve felsefe alanlarında uzmanlaşmıştır. En meşhur eseri optik ve tıp alanında yazmış olduğu 7 ciltlik Kitabül Menazir. Evet, Kitabül Menazir deyince zaten ipucu, oklar zaten İbnül Heysem'i bizlere söylüyor arkadaşlar. Bu eserde gözün anatomisi ve fizyolojisi üzerinde durulur. Evet, Kitabül Menazir İbnül Heysem'i bize hatırlatıyor. Cevabımız Adana seçeneği bu soru için. Ve son sorumuz artık. Aşağıdakilerden hangisi toplumu güçlendiren unsurlardan biri değildir? Bakın toplumla ilgili yardımlaşma ve dayanışma bu unsurlardan biri. Barış ve uzlaşı bunlardan biri. Adalet ve güven bunlardan biri ama özel mülkiyete saygı toplumu ilgilendiren, güçlendiren bir unsur değil diyelim. Ve bugünkü videomuzun da sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Bizleri arkadaşlarınızla tavsiye edip kanalımıza abone olmalarını da sağlarsanız çok memnun oluruz. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.